İşte bu sene 43,5. Yani 43.700 falan dayım. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği, safra kesem alındı. Böbrek taşı düşürmeye başladım. Böbrek taşı ne zaman başlıyor biliyorsunuz? Vücudun susuz kalması. Safra kesem gitti. Karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor diyor ki bu geri dönüşüm ameliyatı olmazsa siroza çevirecek diyor. Boyum 4 santim kısalmış. Yani Kaçtı? Kaça 7 düştü? ayda 1,67 idi benim boyum. 1,63'e düşmüş yani. Şoka girdim yani nasıl olabiliyor böyle bir şey diye. Hatta inanmak istemedim bir daha çıktım baktım falan. Çok üzüldüm. Yani ona çok çok üzüldüm. Kemik erimesi başlamış. Onun dışında zaten korkunç derecede yemek yedikten sonra dumping sendromu diye bir şey var. O zaman da söylemiştim. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvalete gitmek. Yani tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum ben. Bana bazen diyorlar ki işte siz bu kadar hastasınız yayına nasıl çıkıyorsunuz? Yayının hemen arkasında kulis var. Yani şu anda bulunduğumuz yer ve tuvalet var. Ben o yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki işimi yapmaya çalışıyorum. Bu kadar yapabiliyorum. 2 saat buraya geliyorum ve burada tuvalet olduğu için yani dışarılarda gezmem mümkün değil. Onu Bir yere soracağım. gitmem mümkün değil. Yürümeniz, nefes almanız Yani bunlardan. şöyle zaten yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor. Çünkü bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor. Beyne kan gitmiyor, kalbime gitmiyor, nefes alamıyorum. Gerçekten hani benim dışımda başka birisi olmuş olsaydı şu anda bu bir yıldır ortalığı ayağa kaldırdı. Siz Yani hastanede bugüne miydiniz? kadar olmayacaktım. Olmadım da. İsmini dahi sizle de konuştuğum zaman hiç kimse de zikretmedim. Ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah. Hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü videomu göndermiyorlar, epikrizimi göndermiyorlar. Ve dedim ki yani siz hatalı bir şey yapıyorsunuz. Yani siz orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor. Ve hepsi 60 kilolarda, 65 kilolarda. Beni ilgilendirmez. Benim dedi anlaşmalı doktorum diye geliyor burada yapıyor. Dedim ki nasıl böyle bir şey beni ilgilendirmez. Orası sizin hastaneniz ve gayri hukuki bir şey yapılıyor. Ve siz böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz. Ve bunun toleransı için de hiçbir şey yapmıyorsunuz üstelik. Yani ben bunları istiyorum sizden. Neyin peşindesin kardeşim dedi. Adam suratıma telefon kapattı. Hastanenin sahibi, İzmir'deki hastanenin sahibi. Doktora zaten ulaşabilmek mümkün değil. Yani, ben her gün bugün de sizle konuştuktan sonra yayından çıktıktan sonra serum alıyorum. 24 saat o serum kolumda olmak zorunda. Ben bu şekilde yaşıyorum şu anda. Damardan beslendiriyorlar. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Yani ağızdan alan hiçbir ilacın da benim vücuduma bir tesisi yok. Çünkü emilim olan yer bitmiş. Eğer bir doktor ve bir hastane bir hata yaptıysa yani bunu tolere etmek zorunda. Yani yardımcı olmak zorundayken bunlar telefonlara çıkmıyorlar. O yüzden de tabii ki bugüne kadar daha önce şikayetçi olmamıştım. Ama tabii ki şu anda benim değerlerimi, benim sağlığımı bu raddeye kadar getirdikleri için tabii ki sırf şu yüzden de olacağım. Yani en azından başka insanlar yani. Hani biz de çok örnek alınan insanlarız. Ben de hatalıyım burada kendimi kabul ediyorum. Yani böyle cahilce bir şeyi hani 67 kilolarda, 70 kilolarda yaptırmamam gerekiyordu. Bu da ayrı bir şey. Yani ben kendi üzerime alacağım kısmı alıyorum zaten ama hekimin buna asla yanaşmaması, hekimin para için asla böyle bir şeyi kabul etmemesi bu kadar çok kadına yapılıyor. Birçok kadın, herkes çok kötü vaziyette ve herkes de beni buldu şu anda. Yani birçok insanın başına gelmiş meğerse ama ben tabii ünlü olduğum için ve ekranda olduğum için her gün siz benim eridiğimi gördüğünüz için ben kendimi duyurabiliyorum yani. Dolayısıyla bu tip şeylerin yani kesinlikle obezite dışında bu ameliyatların yapılmaması gerekiyor.